milli mücadelenin ruhunu yansıtacak bir marş yazılması fikri de yine o sıralarda ortaya çıktı. İlk teklif Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele Şehitleri anısına saygı duruşuna geçilerek İstiklal Marşı okundu. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film gösteriminin ardından Termal Fen Lisesi Müdürü Cihat Cem Akıncı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Bu şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak, o günleri görmek lazım demişti. İstiklal Marşı'nı ezbere okuma, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri takdim edildi. Programda son olarak Termal Fen Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy anısına oratoryo sahneledi. Mehmet Akif 1873'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Tahir Efendi Fatih Burcu'ydu. Annesi Şerife Hanım, Aslen Buharlı, ileri görüşlü, kültürlü, Müslüman bir Türk kadını.